Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akademi Direksiyon'dan Baray Hoca. Bugün size Temel Eğitim serisinin devamını sunacağız. Bugün doğru sürüş pozisyonlarını anlatacağım size. Sürücü araç kullanırken daima tehlikelere karşı hazır olması gerekmektedir. Bunun için doğru oturma pozisyonu çok önemlidir. Dirsekler düz durmamalı, 105 derece açılı konumda olmalıdır. Koltuk ayarları tam yapılmalı ve araç ergonomik kullanılmalıdır. Kontak anahtarını çevirmeden önce ilk hazırlamanız gereken şeylerden biri doğru sürüş pozisyonudur. Buna çoğunlukla fazla dikkat edilmez veya yanlış örnekler alınır ve daha zayıf araba kontrolü ve adale kasılmalarına sebep olur. Doğru koltuk ayarı için dikkat edilmesi gereken 3 özellik vardır. Bunları maddi şekilde size anlatacağım. Otomobillerde pedal veya direksiyon şekli sizin yapınıza göre doğru yapıda veya uzunlukta olmayabilir. Fakat biraz fedakarlık edilip dengeli bir doğru oturuş pozisyonu bulunabilir. Öncelikle ilk maddemiz koltuğa oturmak. Koltuğa oturulduğunda sürücünün arkası koltuğun arkasına dik durumda olmalı. Sürücünün kalçası da koltuğun arkasına ve altında olan kesimlerin ortasına sıkışmış olmalıdır. Bacakların içi koltuğun zeminiyle temasta olmalıdır. Bu pozisyonun amacı sürücünün vücudu ve koltuk arasındaki teması en yüksek düzeye çıkarmaktır. Bunun güvenlik açısından yararları yanında da sürücü en zahmetsiz kullanımı sağlar. İkinci olarak kol pozisyonu. Oturulduğunda sürücünün kolları tamamen uzanmış durumda, bilekler direksiyonun üzerine konulabilecek uzaklıkta olmalıdır. Bu dönüşlerde uzanmış kolların hafifçe dirsekten bükülmesini sağlar. Bu pozisyonun amacı dönüşlerde kolların çok bükülmemesini sağlamaktır. Çok uzatılan veya gerilen kollar çabuk yorulur. Bu da sürücünün titreşimleri hissetmesini sağlar. Üçüncü olarak da son olarak bacak pozisyonu. Bacaklar herhangi bir pedal komple ayak parmaklarının altındaki eklemsi kısım basıldığında dizlerden bükülmüş olmalıdır. Bu kollarda da olduğu gibi gerilmeyi engellemek içindir. Bununla birlikte bir sürü oto meraklısı binek otomobil kullanılmaktadır. Bunun için dizlerin konsol altına ya da direksiyonun altına yapışık olmamasına dikkat etmek gerekir. Hatta birkaç santim daha fazla diz mesafesi ayrılmakta yarar vardır. Böylece topuğunuzun frende ve ayağınızın ucunun gaz pedalında olmasını sağlayıp topuk ayak ucu şeklinde vites düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün doğru sürüş pozisyonumuzu öğrendik. Siz de bizden bu tarz videolar çekmemizi istiyorsanız Akademi Direksiyonu takip etmeyi unutmayın. Güvenli sürüşler dilerim. Emniyet kemerinizi bağlamayı unutmayın.